Arkadaşlar keyifli çalışmanın birçok yolu var. Çalışırken eziyet çekmek zorunda değilsiniz. Şimdi bir yatak modeli açtım. Gelin nasıl keyifli çalışırızla ilgili birkaç şey göstereyim size. Bakın şu yukarı kısmı görüyor musunuz? Burada hani perspektif zaten nereden bakacağımızı gösteriyor. Bir de standarta tıklayabilirsiniz. Burada bazı ışık ışığa karşı nasıl davranacağı ile alakalı bazı modlar vardır. Zaten bunları render kısmına geldiğimiz zaman konuşacağız. Bir de onun dışında default shading diye bir şey vardı. Şimdi arkadaşlar bakın bu ne işe yarar? Mesela normalde default shading Default shading kısmına tıkladım, bunun altına bakın ilk baştaki tıklıdır. İkincisine bir tıklayalım bakalım ne çıkıyor. Bakın arkadaşlar her şey e, köşeli oldu. Hiçbir şeyin şu an smooth'u yok. Hocam böyle bir şey ne işimize yarar? Eh bu biraz e, viewport'unuzu hızlandırabilir pekala. Render'da böyle mi çıkar? Hayır. Arkadaşlar bu sizin çalışmanızda nasıl e, görmek istediğiniz, nasıl keyif alacağınızla ilgili bir şeydir. Üçüncüsü bounding box. Her şey kutudur arkadaşlar. Ve bu tabii ki sahneyi önemli ölçüde hızlandırır. Şimdi F3'e bastığımda çıkan şey var ya o. O işte ondan bahsediyoruz. Şu an bakın düzelmiyor. Niçin düzelmiyor? Çünkü en baştakine tıklamadım. Devam ediyorum. Hidden line. Bu ne? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? F3'e basıyorum. Yani F4'lü haliyle ile F3'lü hali arasında az bir fark var. Onda segmentleri gösteriyor. Fakat arkadaki çizgileri göstermiyor. Bu da böyle bir şey. Sahnemi hızlandırabilir. Benim çalışırken işlerimi kolaylaştırabilir. Böyle keyif alıyorumdur vesaire. Tamam? Clay. Bakın arkadaşlar. Bu da kullanılıyor. Yani görürsünüz bazen denk gelirsiniz. Yani Bütün objeler böyle kıpkırmızıdır. Yani ne yaparsanız yapın hepsi kırmızıdır. E, Clay böyle bir şey. E, sahneyi hızlandırır mı? Yani her şeyin farklı renkli olmasından daha hızlıdır evet. E, bunlar biraz tabi bir yandan bazen sahneyi hızlandırmak bazen de nasıl e, keyif alacağınızla alakalı. Bu bir ikincisi Clay'in farklı versiyonları var. Onları filan yüklüyorlar çalışıyorlar da şu an girmeyeceğiz ben devam ediyorum. Arkadaşlar model asist bakın o da şöyle bir şeydir. Başta yaptığımızı epey benziyor gördüğünüz gibi birkaç fark var. Sliced var arkadaşlar. Asıl ben burada şunları göstereceğim. Graffiti. Yani bu e, sketch formu bayağı keyiflidir. E, öyle de şu an görüyorsunuz zaten. Aa ne güzel falan diyorsunuz muhtemelen. Şimdi devamlı böyle çalışmak bir yerden sonra yorar mı? yorabilir. Ya ben alıp bir projeyi tamamen böyle sketch formunda çalıştığımı hatırlamıyorum. Şimdi sonuçta karşımdaki gerçek bir sketch olmadığı için yani biraz bu renklerle ve o dokuyla beni o moda sokuyor olabilir. Kişisine göre değişebilir. Belki sen çok seveceksin bilmiyorum. Ama ben şahsen çok giremedim bir zaman bu skeçe. F3'e bastığınız zaman çıkıyor bu arada. Yani normal hali yine telli. F3'e bastığınızda geliyor ve F4'e bastığınız zaman skeçli ve telli oluyor. tel kafesli oluyor tamam. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bu da color pencil var. Bakın görüyor musunuz? Renkli. Renkli skeç yani. Sonra bakın, key var. Bu da şöyle bir şey. Böyle green'in biraz tonları gibi. Ee, biraz bunlar şey artık karikatüre benzemeye başlıyor. Colorlı hali var. Görüyorsunuz. Sonra bakın yine benzer. Görüyor musunuz? Köşelerine bu arada şey atıyor. E çizgi atıyor. Yani aynı karikatür gibi. Ben şu an F4'e bastığımda bu geliyor. F4 basılı değilken bile köşeleri çizgili. E yani olabilir. Hani kullanmam diye bir şey yok. Olur olur. E sonra arkadaşlar pastel. Pastel de budur. Görüyorsunuz. Başka bir de teach var. O da şöyle bir şeydir. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Alt W'ya bastım. Yani perspektifim mesela benim böyledir. Atıyorum. E front'tan bakışım mesela şeydir. sketchtir En son sketch yapmışım sanırım. Onda kalmış. E top'tan bakışım. Bakalım. E top'tan default'tur. Ya da ne bileyim bounding box. E, o güzel bir örnek olmadı. Mesela clay'dir. Tamam e, Ondan sonra işte left'ten bakışımı da dokunmuyorumdur. Bu da default kalmış. Yani üçünde de böyle farklı bir e, şey izleyebilirim. Gösterim biçimi izleyebilirim. Bu benim nasıl keyif alacağımla ilgili. Nasıl keyifli çalışacağımla ilgili. Eh pek tabii sonradan değiştirebilirsiniz. Bunu bir kere yaptınız böyle gidecek diye bir şey yok. Tamam mı arkadaşlar? Haydi bakalım kaldığımız yerden devam edelim.